Bu bomba rakiplerde bile yok. Cem Yılmaz, ben Uzan döneminde Gora filmini çekerken dedim ki bir uzay gemisinin komutanı da Zeki Alasya Metin Akpınar olsun. Sanat dünyası ezeli kıskançlığı, ezeli rekabeti ilk kez Al Sana Haber'den öğrenecek. Belki Zeki çok ama iyi konuşan yok. Hiçbiri mi? Bence hiçbiri. Cem Yılmaz dahil. Beğeniyor musunuz Cem Yılmaz'ı? Çok beğendim. Çok zeki bir çocuk. Mükemmel işler yapıyor. Çok takdir ediyorum. Ama aktör kumaşı zayıf. Cem Yılmaz, Metin Akpınar'ı nasıl reddetti? Bazı gözler görüyorum böyle bakıyor. Hadi be abi, hadi be abi. Hadi kardeşim. Zeki Alasya Metin Akpınar oynarsa ben oynamayacağım dedi. Niye dedim? Bir ustalardan böyle bir devir teslim töreni gibi olur. Daha klasikleşecek, daha kaliteli bir film olur. Gora filmindeki rolü için şantaj mı yaptı? Karaman hocam, bu meyveler ham ya. Topla topla. He? Sen de hamdın. Bak, olgunlaştın. Hadi bak ki. Erol Köse tarihi sırrı ilk kez sansürsüz açıklıyor. Şafak Sezer'i de istemedi. Ben kavga dövüş ikna ettim Şafak Sezer'i de. Birazdan. İşte o azdan ama birazdan. Birazdan efendim Erol Köse canlı yayında mı? Erol Bey, Erol Köse. Buyurun efendim, buyurun efendim. Efendim programa, programda gene yıktın ortalığı giderken. Bir bomba attı. Bombayı attın, fırlattın ve günlerce konuşulacak bir magazin bombası fırlattın ortaya. Ama biz Hacivat Karagöz ekolünden geliyoruz. Yıktım perdeyi, eyledim viram. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Bak ya hay hak deyip doğruları söylemek zorundayım. Şimdi Metin Akpınar, bu arada Metin Akpınar'ın bu olaydan hiçbir haberi yok. Ben Uzanlarla ortak olduğum yıllarda film, müzik, menajerlik şirketlerinin başındaydım. Hala da başındayım. Hakan Uzan dedi ki Cem Yılmaz'a bir film yapalım. Bu arada başka bir sır vereceğim size. Bir bomba daha patlatacağım. Abi biz dur, bünyeler kaldırmayabilir iki bombayı birden Erol abi. Ondan sonra ama söylemek zorundayım. Yeri geldi. Evet. Şimdi Cem Yılmaz bana başvurdu. Beni kurtar dedi. Nasıl yani dedim. Dedi ki ben dedi komedinin Tarkan'ıyım dedi. Yılmaz Erdoğan komedinin Mustafa Sandal'ı dedi. Ben birim o iki dedi. Hiç dedi Tarkan Mustafa Sandal'ın yanında çalışır mı dedi. Ben dedi BKM şirketinden kurtarın beni dedi. Ondan sonra beni kurtaracak başka bir bünye yok. Kurtarırsanız siz kurtarırız dedi. Şunu mu demek istedi Cem Yılmaz? Ben kendime Yılmaz Erdoğan'ın yanında çalışmayı yakıştıramıyorum dedi. Evet ama ne yapayım ki başka bir yatırımcı yok. Başka bir management yok dedi. Ondan sonra ve ben film ve Cem Yılmaz gösterileri kontratıyla güzel de bir para vererek Cem Yılmaz'ı transfer ettim. Onun üzerine Yılmaz Erdoğan bana bir mail attı. Bana ve Hakan Uzan'a. Dedi ki bizim dedi ekmeğimizle neden oynadınız dedi. Biz de dedik ki o zaman birbirinize oynamayın. Birbirinizi görünce canım kardeşim diyorsunuz. İşte dedim. O zamanlar daha WhatsApp icadı olmamıştı. Cem Yılmaz'ın bana attığı SMS'i attım ona. Dedim kardeşim teklif buradan geldi. Ve Yılmaz Erdoğan dedi ki o zaman özür dilerim. Ben zannettim ki siz parayla onu ayarttınız. Nereden bileyim dedi. Ki Yılmaz Erdoğan'la da biz çalışıyorduk. Star TV'de bildiğiniz gibi bir demet tiyatro programını yapıyordu. Yani onunla da ticari ilişkimiz vardı. Onlara da destek oluyorduk. O yönetim ekolünde. Neyse konumuza gelelim. Şimdi Gora filmini yapacağız. Senaryo yazıldı. Ben dedim ki bak dedim bu dev bir film. Türkiye'de ilk defa animasyon yapılacak. Uzay gemileri, galaksiler, gezegenler ve Türkiye'de onu yapacak render farm dediğimiz piksel sayısını halledecek bilgisayarlar yok. Yaklaşık 3200 tane bilgisayar aldık. Eş zamanlı çalışıp kare kare tarayıp animasyon yapabilsinler diye 3200 bilgisayar aldık, bir hangara koyduk, işlem yapabilsinler. Şimdi tek düğmeye basıp cep telefonunda bile yapacağımız işleme, o şimdi 4K çekiliyor, o zaman 2K'ydı. 4K boyutu değildi. Neyse Cem Yılmaz'a dedim ki Zeki Alasya Metin Akpınar'ı da oynatalım, bir hoşluk olur,
bir selam duruşu olur. Hem de dedim ustalar sana bayrağı teslim ediyormuş gibi bir devir teslim töreninde olur. Hayır dedi kardeşim. Onlar demode isimler dedi. Onların adı geçince eski tarihçiler. Bana bak dedim haddini bil. Hiç dedim Zeki Alasya, Metin Akpınar. Onlar dedim demode değil klasiktir dedim. Küstü. Oynamıyorum dedi. Bildiğiniz küstü. Ondan sonra Şafak Sezer'i de istemiyorum dedi. Dedim deli misin? Şafak Sezer orada Android şeyi oynayacak. Erol abi bir şey söyleyeceğim. Erol abi tam burada hemen bir soru sormak isterim sana. Şafak benim çok iyi arkadaşımdır. Evet. Ondan bir ara bana anlatmıştı. Film bittikten sonra hatta Cem Yılmaz'ın Şafak Sezer kompleksi üzerinden Şafak Sezer'in dahil olduğu birçok sahneyi de çıkarttığı söyleniyor. Kesinlikle. Bu da doğru mu? Kesinlikle. Onu da anlatacağım şimdi. Neyse kavga, dövüş, ondan sonra istişareler, tartışmalar Şafak Sezer'in oynamasına kanaat getirdik. Bir adım o attı, Şafak Sezer'i kabul etti. Bir adım ben mecbur geri adım attım. Ondan sonra ama bahtsız bir film oldu. Neden? Uzan olayı oldu. BDDK filme el koydu. Evet. Ondan sonra başka boyutlar oldu. Peki sonra filmi kim satın aldı? Çok enteresan. BKM satın aldı. Peki BKM... halen ama Cem Yılmaz halen BKM'de şu an iş yapıyor. Hayır. Cem Yılmaz BKM'de iş yapmıyor. Cem Yılmaz daha sonra kendi şirketini kurdu. Cem Yılmaz BKM'nin organize ettiği bazı festivallerde parası karşılığında sahne alıyor. Cem Yılmaz fikir sanat eserleri. Necati ile ama BKM'de birlikte iş yapıyor. Hayır. Dostlar, arkadaşlar. Onların filmlerinde oynadı, organize işlerde. Ama biliyorum onların arkadaşlar. Onların sanatçısı değil. Eğer ki, ben diyorum ki Gora süper bir film oldu. O zaman Türkiye'nin sinema gişesi 1 milyondu. O 2004'te 4,5 milyon kişi seyretti. 4 rekor. Türkiye peki, rekoru kırdı. Erol bir şey söyleyeceğim. Ve başka bir şey. Ama kimseye yar olmadı. Ondan sonra onun işi ters gitti. Yani bir lanet geldi o filmle yani. Peki Erol, şunu söylemek istiyorum sana. Yani Cem Yılmaz, Metin Akpınar, Zeki Alasya... Onlar da olsa çok daha klasik bir film olmaz mıydı? Olurdu. Çünkü Cem Yılmaz da benim eski arkadaşım. Bir hoşluk istediğim ana bir rol değildi. Cem onları Gıdır... dedim bir dakika görelim. Bir gezegende bir iki komutan olsunlar. Bir şey uzaylı olsunlar. Bir çok hoşluk yani. Olmuş. Bir hoşluk istedim. Onu bile, egosu bunu bile engelledi. Çok egoisttir, o kadar söyleyeyim. Metin Akpınar'ın söylediği de doğrudur. Cem Yılmaz da Yılmaz Erdoğan kompleksi vardır. Yılmaz Erdoğan'ın ondan sonra ayrıldığı insanlarla birliktelikleri de olmuştu. Bu çok büyük. Ondan sonra. Yani, bunları da siz araştırın. Yani ben şunu mu demek verdim. İstiyorsun Erol Köse? Cem Yılmaz'ın öyle bir kompleksi var ki Yılmaz Erdoğan'la ilgili... Hem mesleki olarak hem de birlikte tabii, olduğu tabii. Hatunlarla birlikte Yılmaz olarak Erdoğan, psikolojik kalemi, olarak kendi... Öyle mi diyorsun? Şairdir, evet. Şairdir, müthiş senaristtir. Kalemi çok kuvvetlidir. Bir, ikincisi yönetmen ustadır, usta. Oyunculukluğun kitabını yazmıştır. Cem Yılmaz sadece stand-up'ında başarılıdır. Stand-up da aslında bir tiyatrodur. Stand-up doğaçlama falan değildir. 2 yılda yazıyor. Peki Gora filmi şey miydi? Hani Atilla Taş mı yazdım benden çaldılar demişti. Biri söylemişti. Ondan sonra biz onu geyik yapmıştık. Gora'yı tek başına yazmadı. Ben ona bir ekip kurdum 10 kişilik. Yazım ondan ekibiyle sonra yazayım. Ahmet Yılmaz vardı başında. Suat Özkan birçok Leman dergisinde kurdum. Suat abi hala Leman'da yazar. Cem Yılmaz yazar, hiçbirinin adını bile yazmadı. Hepsini kendi yazdı. Bakın gelelim oyunlarına. Stand-up'larında Cem Yılmaz 2 senede yazıyor bir stand-up'ı. Ve Cem Yılmaz diye bir karakteri oynuyor. Sanki oymuş gibi. Cem Yılmaz'ın karakteri o değil. O stand-up'taki adam başka biri. O kendini giydirdiği, bize inandırmaya çalıştığı tipleme. Bunu Ali Poyrazoğlu da söyledi. Ve oyunculuk yeteneği kumaş olarak oyuncu değildir. Hep aynı tipleme. Bakın o Opet reklamlarındaki tipleme. Ondan sonra asfalt kazındı. Yıllardır aynı tipleme. Bak stand-up'larında başarılıdır. Ama onun adı da stand-up değil. Bir tiyatro eseridir o. Stand-up doğaçlamadır. Cem Yılmaz doğaçlama falan yapmamaktadır. Bugünlük bu kadar katılacağım. Çünkü hayır bir şey. Ama iki soru var. İki soru var kafamda. Yani acaba Cem Yılmaz...
Metin, yani Cem Yılmaz'ın bu düşüncelerinden Metin abinin, Metin Akpınar'ın haberi olduğu için mi Metin Akpınar acaba onunla ilgili kötü sözler söyledi, yani oyunculuğunu eleştirdi? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu bilen tek kişi benim ve ben asla Metin abiyle de çok samim bunu paylaşmadım. Hiç kimseyle de paylaşmadım. İlk defa Türkiye'de televizyonlara değil birilerine söylüyorum. Kimseyle paylaşmadım bu sırrı. İlk defa burada. Peki Cem Yılmaz'la senin arkadaşlığın devam ediyor mu? Yok, ben Cem Yılmaz'la görüşmüyorum. Nankör insanlarla hiç işim olmaz. Nihat çok iyi bilir. Peki Cem, bu yani rol kabiliyeti olarak Yılmaz Erdoğan'ın mı rol kabiliyeti daha önemli? Yılmaz Erdoğan'a stajyer yoksa Cem Yılmaz'ın mı? Cem Yılmaz Erdoğan'a stajyer olamaz. Peki Şafak Sezer sana dedi mi abi bizi niye harcadın o zaman bu filmde dediği oldu mu? Yok evet. Elimden geleni yaptım ama o sırada filmin sahibi BKM olmuştu montaj aşamasında. Devlet el koymuştu ihaleyle. Ondan sonra BKM olmuştu. BKM o nedenle istediğim filmin süresi uzundu diye o bahaneyle kısalttılar. Ama buna rağmen Şafak Sezer'in o filmde sallaşmasını engelleyemedi. Çok büyük bir kitleme yarattı. Çünkü peki Şafak o zaman da ben başka bir yerden konu açacağım. Şimdi sen beni dinle. O tarihte TMSF size el koyduğu zaman filme de el koymuştu. Ve BKM filmi almıştı. Evet. Çünkü borçlar vardı. Ve o tarihte BKM, Yılmaz Erdoğan o tarihte Şafak Sezer'i BKM grubuna alamadığı için kendisi makat atmıştı. Cem Yılmaz attırmamıştı Şafak Sezer'i. Olabilir, günah boyun var. Yani bu olayda ve Cem Yılmaz'la ilgili şunu söyleyeyim. Cem Yılmaz hayatında iyi bir karikatüristtir biliyorsunuz herkesin bildiği. Ve hayatında ilk defa birine dizi yapmıştır. Gırgır'da 2 yıl boyunca her hafta Kraliçe Pisi diye benim hayatımı kaleme almış olan kişidir. 2 yıl bence, boyunca Gırgır'da. Gırgır dergisinde 2 yıl Cem boyunca Yılmaz'ın her hafta tam sayfam vardı. Bir daha konuk ettiğinizde Sayın Deniz Akkaya'ya sorabilirsiniz kişiliğini. Ben bu kadar tüyo veriyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Erol Köse. Gene gündemi Allah kullak etti.